Arayana kalan herkese selamlar. Arkadaşlar milli mücadele döneminden soru çözümü yapacağız. Sonuna geçmeden önce emeğime karşılık videoyu beğenirseniz çok sevinirim. O halde hazırsak başlıyoruz. Son önce kendiniz çözün daha sonra benim çözümümü izleyin. Havza genelgesinde mitingler düzenleyerek işgalerin protesto edilmesi... Gösterilerde düzenin korunması ve Hristiyan halka saldırı ve düşmanlık yapılmaması gibi kararlar yer almıştır. Bu kararlarla aşağıdaki hangisi önlenmek istenmiştir diyor. Evet arkadaşlar Havzada Yargısı'nda iki önemli karar alınmış bakın. Diyor ki işgalleri protestedin. Bu protesto yapılırken sakın ha, azınlıklara zarar vermeyin diyor. Neden hocam? Mustafa Kemal azınlıkları çok mu seviyor? Asla. Öyle bir şey yok. Bakın arkadaşlar. Buradaki amaç şu. Haklıyken haksız duruma düşmeyelim. Ve Mondros'un 7. maddesini bize kitlemesinler. E tabi. Hatırlayın 7. madde neydi? Ülkenin herhangi bir bölgesinde bir karışıklı bir çatışma çıkacak olursa itilaf devletleri ne yapacaktı? İşgal edecekti. E sen azınlıklara çatışma yaşarsan ne olur? Gelirler Mondros'un 7. maddesini bize uygularlar. O yüzden haklı iken haksız duruma düşmemek için Mondros'un 7. maddesini uygulatmamak için azınlıklara zarar vermiyoruz arkadaşlar. Evet Mondros mütarekesi imzalanması ne alaka? Halkın bağımsız konusunda bilinçlenmesi ne alaka? İşgal hareketlerinin yaygınlaşmasını önlemek istiyoruz arkadaşlar. Aynen öyle. Eğer biz çatışma yaşarsak İşgal hareketleri yaygınlaşır. Cevabımız Ceyhan olur. İkinci soruyla devam ediyoruz. Erzurum Kongresi'ne Mebuslar Meclisi'nin hemen toplanması ve hükümet işlerinin meclis tarafından kontrol edilmesi için çalışılacaktır. Kararı alınmıştır. Bu karar durumların hangilerini göstermektedir diyor. Evet bakın Mebuslar Meclisi hemen toplanacak. Kardeşim meclis kimi temsil eder? Halkı temsil eder ya. O zaman milli iradeye önem verilmiştir. Kesinlikle kafalandırıp bunu işaretle bir kesim var. Yapıştır. İstanbul yönetimine güvenilmediği. E hocam doğru. Ne alaka? Nereden çıkarıyoruz? Hükümet işlerinin meclis meclis tarafından kontrol edilmesi. ba baba baba. Hükümet kontrol etsin. Acaba yanlış karar mı alıyor? Doğru karar mı alıyor kardeşim? Güvenemiyorum. Denetlensin. İki kesinlikle doğru. Üç. Hükümet üyelerinin meclis tarafından seçileceği. Ya burada hiç hükümet üyelerinin meclis tarafından seçileceği ile alakalı bir cümle var mı? Yok. O yüzden cevap Denizli. Tertemiz. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Erzurum Kongresi'ne kabul edilmeyen manda ve himaye fikri Sivas Kongresi'nde kesin olarak reddedilmiştir. Bu durum aşağıdaki insanlara duyulan inancın doğrudan kanıtıdır. Evet, manda ve himaye ilk kez Erzurum Kongresi'ne reddedildi. Kesin ve son kez Sivas Kongresi'ne reddedildi. Manda ve himaye diyor bak arkadaşlar. Yani biz asla başka bir devletin mandasında başka bir devletin himayesi altında yaşamayız kardeşim. Türk milleti Metehan'dan bu zamana kadar bağımsızlığı uğruna yaşamıştır. Gerekirse bağımsızlığı uğruna ölür öldürür. Ama asla bir başka devletin himayesi altına girmeyiz diyerek bağımsızlık vurgusu yapılmıştır. Cevabımız Ceyhan hocam. Hatta bu yüzden Mustafa Kemal ne diyor? Ya istiklal ya ölüm. Evet. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Amasya yaygısının aşağıdaki maddelerine hangisi diğerlerinin gerekçesi durumundadır diyor. Evet. Milli mücadele yapmamızdaki gerekçe ne kardeşim? Sebep ne? Gerekçe bu. Şimdi bakalım. Vatanın bütünlüğü ve vatanın bağımsızlığı tehlikededir. E kardeşim milli mücadele yapmamızdaki gerekçe bu. Vatan tehlikede. Bu yüzden milli mücadele yapmak zorundayız. Gerekçemiz bu. Diğerlerinin gerekçesi diyor. Bakalım neymiş onlar? Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Anadolu'nun her bakımdan en güvenli yer olan Sivas'ta milli bir kongre toplanacaktır. Evet bu arada Sivas Kongresi'nin toplanma kararı sakın ha Erzurum Kongresi atlamayın. Sivas Kongresi'nin toplanma, toplanma kararı ilk defa nerede alınmıştır? Amasya Genelgesi'nde. Her ihtimale karşı bu mesele bir sır olarak tutulmalı ve temsilciler gereken yerlere kimliklerini gizleyerek gelmelidir. Evet. Doğu iller adına 10 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. Evet. Hocam bunların gerekçesi. Bunların yapılma gerekçesi ne ya? Bunları niye yapıyoruz kardeşim biz? Ne yapıyoruz ya? Şu BCD eşliklerindeki maddeleri niçin gerçekleştirmek istiyoruz? Niçin? Çünkü vatanın bütünlüğü tehlikede. Vatanın bağımsızlığı tehlikede. Unutmayın. Cevabımız Adana. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Amasya yaygısının aşağıdaki hükümlerden hangisi? Ülkedeki egemenlik anlayışının değişeceğinin bir göstergesidir. Bakın ülkedeki egemenlik anlayışının değişeceğinin göstergesi diyor. Yani hocam eskiden ne vardı? Monarşi vardı değil mi? Tek adam. Artık bu anlayış değişecek. Bakalım neymiş o? Bakalım. Vatanın bütünü tehlikededir. Bu gerekçe arkadaşlar. Alakası yok. İstanbul hükümeti üzerine aldığı görev yerine getirememektedir. Burada alakası yok ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. Bakın ulus dediğimiz millet. Milletin azmi kurtaracakmış. Yani vatanı kim kurtaracak? Milleti kim kurtaracak? Milletin azmi. Yani biz azimle mücadele edeceğiz. Burada kuvayi milleye vurgu yapılıyor. Peki şu ne hocam? Milletin kararı. Milletin kararı. Kardeşim siz sandığa gideceksiniz. Devletin başına Ramazan Hoca gelsin diye oy kullanacaksınız değil mi? E herkesin kul kararına. Biz ne diyoruz? Milletin kararı. E karışım sandığa gidip oy kullanmak, kendi liderini seçmek. Bu nedir? Ulusal egemenliktir. Yani artık egemenlik anlayışı, anlayışının değişeceğinin göstergesidir. Değil mi? Ulusal egemenlik vurgusu yapılmış burada bu maddede. Ulusal egemenlik. Unutmayın. Cevabımız Ceyhan olacak. Altıncı sorular devam ediyoruz. İtilaf Devletleri 1. Muharebesi sonucunda düzenledikleri Londra Konferansı'na hem İstanbul Hükümeti'ni hem de Tevhüm Hükümeti'ni birlikte davet etmişlerdir. İtilaf Devletleri'nin bu tutumlarının nedeni olarak aşağıda hangisi gösterilebilir? Evet, Londra Konferansı'na hem İstanbul Hükümeti'ni hem de Tevhüm Hükümeti'ni birlikte çağırdılar ki aralarında İkilik yaşansın, tartışma yaşasınlar. Biz de o esnada kargaşadan yararlanıp ya şuraya bir imza atar mısınız? Hemen şuraya bir imza atar mısınız diyerek o kargaşayla sevr anlaşmasını imzalatmak istediler. Evet. Bu yüzden arkadaşlar birbirimize düşürmek için Londra konferansına her iki tarafta çağrılmıştır. Bakalım. Türk halkının milli mücadeleye olan desteğini sonlandırmak ne alakası var? İstanbul hükümeti ile Tevhime hükümeti arasındaki sorunları çözmek. Bah bah bah. Sorunları çözmek istiyormuş. Yok artık. Öyle bir şey yok. Avrupa kamuoyuna diplomasiye önem verildiğini kanıtlamak alakası yok. İstanbul hükümeti ile TVM hükümeti arasındaki sorunlardan yararlanmak. E tabi ki. İstanbul hükümeti TVM hükümetini istemiyor. TVM hükümeti İstanbul hükümetini istemiyor. Aralarındaki bu sorunlar yararlanmak isteyen Avrupa Londra konferansına her iki hükümetini çağıracak. O yüzden cevabımız deniz hocam. Yedinci soruyla devam ediyoruz. Mustafa Kemal Başkomutanlık Yasası'nın verdiği yetkiye dayanarak Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için 7-8 Ağustos 1921'de nokta nokta yayınlamıştır. Yukarıda verilen metine boş bırakan yere aşağıdaki ifadeler hangisi yazılırsa bilgi bütünlüğü doğru sağlanmış olur diyor. Evet başkomutanlık yasasının verdiği yetkiyle Mustafa Kemal bir şey çıkarıyor. Neyi çıkarıyor hocam? Bakın ordunun ihtiyaçları karşılamak için tekalifi milliye emirleri çıkarılmıştır. Tekalif milli emirleri unutma ilk defa Sakarya Meydan Muharebesi için çıkarıldı. İkinci kez ve son kez büyük taarruz için çıkarılmıştır. Unutmayın tekalifi milliye emirleri birlik ve beraberliği gösterdiği için milliyetçi vurgusu vardır. Unutma cevabımız Bursa. 8. soruyla devam ediyoruz. Erzurum Kongresi bölgedeki Ermeni ve Rum çevrelerinin olumsuz faaliyetlerini engellemek amacıyla toplanmıştır. Erzurum Kongresi milli sınır vatan bir bütündür parçalanamaz ve manda ve himaye kabul edilemez gibi kararlar alınmıştır. Yargı ve durum birlikte düşünüldüğünde Erzurum Kongresi hakkında aşağıdaki yargılığına hangisine ulaşılabilir? Evet Mustafa Kemal'in başkanlığında toplanmıştır ama bu yargı ve durumdan bu çıkarılamaz o yüzden gitti. Bölgesel sorunları çözmeye yönelik karar alınmışlardır. Bakın burada bölgesel toplanmış. Bölgesel toplanmış ama burada ulusal bir karar var arkadaşlar. Ulusal karar var. Birlikte şunu diyor, birlikte. Sadece dış politikaya ilgilendiren karar alınmıştır. Hayır. Hem tam bağımsızlık hem de milli egemenlik doğrultusunda karar alınmıştır. Yargı ve durum için ortak bir madde değil arkadaşlar bu. Bu madde sadece durum için geçerli. Toplanış amacı bakımından bölgesel. Evet. Toplanış bakımından bölgesi arkadaşlar. Allah'ın kararları bakımından ulusaldır diyor. Evet. Hocam bakın. Bölgeyi korumak. Ermeni ve Rumlara karşı korumak için Erzurum Kongresi toplanmış. Daha sonra Erzurum Kongresi'nde milli sınırlar içerisinde vatan bir bütünlüğü parçalanamaz. Yani sadece Doğu Anadolu bölgesinin değil vatanın tamamını korumak için bir karar alınmış. Ve manda ve himaye kabul edemez. Yani Anadolu'nun tamamı herhangi bir devletin himayesi altına giremez kardeşim. Yine ulusal. O yüzden hocam Edirne şıkkı klas bir soruydu gerçekten. Yani bazılarımız ne diyorlar bu demiştir. Ama çok güzel bir soru cevap Edirne. Doğru yapanları tebrik ediyorum. Dokuş. 24 Nisan 1920 tarihli me meclis önergesinde Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkisine sahiptir. Meclis toplanmış olan milli iradeyi vatanın kaderine tayin kılmak temel ikedir. Büyük Millet Meclisi üzerinde hiçbir güç ve otorite yoktur. Meclis içinden seçilen bir heyet hükümet işlerine bakar. Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır gibi kararlar yer almıştır. Bu kararların hareketle aşağı hangisine ulaşılamaz demiş. Bakıyoruz. İstanbul yönetiminin yok sayıldığına e hocam bu var. Nerede var? Büyük Millet Meclisi üzerinde hiçbir güç ve otorite yoktur. Yani Anadolu'daki tek güç Büyük Millet Meclisi'dir. E o zaman bu İstanbul Hükümeti'ni yok sayıyor. Milli iradenin kurumsallaştırıldığına. E bu doğru hocam. Bakın meclis içinden seçilen bir heyet hükümet işlerine bakar diyor. Meclis hükümet sisteminin kabul edildiğine. E kardeşim bakın meclis başkanı hükümetin de başkanıdır. Bu sistem meclis hükümet sistemidir. Bu sisteme göre Mustafa Kemal meclis başkanlığı yapmıştır. Yeni bir anayasa hazırlandığına ne alakası var? O çıkarılmıyor. Meclis üstünlüğünün sağlanmak istendiğine kesinlikle bakın. Anadolu'daki tek güç Büyük Millet Meclisi'dir ve bunun üzerine hiçbir güç otorite yoktur diyor arkadaşlar. Unutmayın cevabımız Deniz olacaktı. 10. soruyla devam ediyoruz. Milli mücadele yıllarında Mustafa Kemal'in emriyle Sivas Kongresi'nin yapıldığı dönemde İrade Milliye Gazetesi Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı dönemde de Hakimiyet Milliye Gazetesi çıkarılmıştır ve Anadolu Ajansı kurulmuştur. Mustafa Kemal'in bu yöndeki isteklerinin amaçlarına hangilerine yönelik olduğu savunulabilir. Şimdi arkadaşlar İrade Milliye Gazetesi Sivas Kongresi çıkarıldı değil mi? Daha sonra bu gazete Hakimiyet Milliye Gazetesi olarak isim değiştiriyor. Yunus Nadi Halide Edip Adıvar tarafından Anadolu Ajansı Kurulmuş ve bugün hala ayaktadır Anadolu Ajansı. Buradaki amaç ne? Halkı ulusal bağımsızlık yolunda bilinçlendirme. Halka doğru bir şekilde bilgi aktarmak. Bağımsızlığımız için halkı bilinçlendirmek istiyoruz. Birlik ve beraberlik duygularını pekiştirme. Kesinlikle. Milli mücadele aleyhine yapılan propagandaları önlemek için biz basın ve yayın yoluna başvurmuşuz. Cevabımız etin olacak hocam. Evet değerli arkadaşlar bu sizin ödeviniz. Bu soruyu mutlaka cevaplayıp yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Doğru yapanlara kalp atacağım. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videomuzu WhatsApp ve Instagram aracılığıyla arkadaşlarınızı tavsiye eder, önerirseniz bize çok büyük destek vermiş olursunuz. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.